Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir e, videoyla huzurlarınızdayım. Yeni bir video, yeni bir kitap. Bu akşamın kitabını hemen tanıtmaya başlayayım. Bernard Lewis, tarih hatırlanan, yeniden canlandırılan ve kurgulanan alt başlığıyla kronik kitaptan çıkmış. Çeviri Fatih Yücel beyefendi. Ee, birinci baskı Nisan 2023 ve ilk defa Türkçe'ye çevrilmiş bu kitap. Ee, dizin dahil kaç sayfa? Dizin dahil 89 sayfa. Ee, bir giriş bölümünden yazarın böyle kısa bir ön sözünden başlayıp üç ana bölümden oluşuyor. Bölüm isimleri Masada ve Kurus. Masada ve Kurus'u birazdan anlatacağım. Biri İsrail'le biri İran'la ilgili. İkinci bölüm Yordam ve Mesaj. Üçüncü bölüm olması gerektiği gibi. Hemen alt başlığından da anlaşılacağı gibi zaten kitabın kendi tanıtıyor tarih hatırlanan, yeniden canlandırılan ve kurgulanan. Bunların sonuna tarih koyunca hatırlanan tarih, yeniden canlandırılan tarih ve kurgulanan tarih. Kitabın özü Bernard Devi'si bileniniz vardır belki kendisi e, Halil Ilancık hocanın arkadaşıdır. Amerika'da e, orta tarihi, orta Doğu tarihi denince akla gelen birkaç insandan biridir yakın zamanda kaybettik diye hatırlıyorum. Hemen CV'sine bakayım. Evet 2018'de kaybettik kendisini. Türkiye ve Orta Dağ üzerine İslam üzerine çok gerçekten kaynak kitapları vardır. Çok kullanılır. Kendisi Türkçe, Arapça, Farsça bildiğini biliyorum. Hani literatürü de öyle klasik oryantalistler gibi uzaktan takip etmiyor. İçeriden gerçekten takip eden bir hocadır. Bu kitap nedir peki? Bu kitap tarih ilminin e, tarih ilmi üzerine. Hani herhangi bir sıfırdan bir anlatı yok. Bir tarihi vaka yok. Örnekleri gene Orta Doğu'dan, İran'dan Türkiye'den, coğrafyadan, hani çalıştığı alandan tarih ilmi üzerine örnekler veriyor. Ama asıl odaklandığı nokta tarih ilmi nedir? Nasıl oluşmuştur? Ne için kullanılır? Yani onları anlatıyor. Hemen kısaca isterseniz e, yazarın biraz e, CV'sini okuyayım. Sonra başlayalım. Londra Üniversitesi'nde eğitim gören Lewis yüksek lisansını tarih alanında yoğun olarak Orta Dağı üzerinde çalışarak yaptıktan sonra doktorasını da İslam tarihi üzerinde verdi. Türkçeyi Paris Üniversitesi'ndeki araştırmaları sonucunda öğrendi. 1938 yılında üniversitelerde ders vermeye başladı. Dikkatinizi çekelim. 1938 üniversiteye gitti doğdu demiyor. Ders vermeye başladı. Adamın yaşını siz hesap edin yani. Yanlış hatırlamıyorsam Halil Hoca'nın arkadaşı demiştim. Halil Alcık Hoca da 1900 kaçtı? Sanki 6 diyesim geliyor Halil Hoca'ya da. O da 1916. Özür dilerim 6 değil. 1916 1916'ydı yani aşağı yukarı 2016'da öldüğünde 100 yaşında olduğuna göre doğru. Sanki 1916'ydı. Bu hoca da aşağı yukarı o ayarda. Londra Üniversitesi'nde 1974'e kadar bu tarihten 1986'ya kadar da Princeton Üniversitesi'ne dersler verdi. 98 yılında Atatürk Barış Ödülü'nü aldı. Araştırma alanları, Orta İslam dünyası, günümüz Orta Doğu'su ve Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Bu konular hakkında 25 kadar kitap yazmıştır. Lewis 2018 hayatını kaybetmiştir. Çevirmenimiz Fatih Yücel kendisi Galatasaray mezunu. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi'de, doktorasını Sabancı'da tarih programı üzerinde ve Şarkiyat ana bilim dalında yapmış. O da iyi bir. Hani konuya yabancı hani burada yeri gelmişken söyleyeyim. Hani çevirmenlerin özellikle çevirdiği kitabın alanından olması çok iyi oluyor arkadaşlar. Hani eğer bir tarih kitabını yani mesele sırf motomot İngilizce hani ben o dili biliyorum, çeviriyorum gibi değil. Yanında bizzat ilmi bir sözlük olsa da hani tarih literatürüyle ilgili mutlaka İngilizce, Almanca, artık hangi dilden çeviri yapıyorsan hedef dil olarak bir çeviri vardır. Sözlük vardır ama aynı şey değil. Hani o ilmin içindeki yabancı dilden pişerek gelen bir insanın o dili kavramasıyla öyle normal bir dili bilip de o alana yamanması aynı olmuyor. O yüzden bu Fatih Yücel hocamız da tarih ilmi içinden gelen bir çevirmen olarak ben çeviriyi beğendim hani güzel anlaşılır zaten Levis hocanın İngilizcesi de iyidir diye hatırlıyorum hani birkaç makalesini öyle bakmak şeyinde kalmıştım zorunda kalmıştım öyle terminolojiye boğan bir tarafı yoktur derdini çok net anlatır bu kitapta da zaten çok kısa ve öz olarak anlatmış kendisini. Bu kitap neyden oluşuyor? 1974 yılında hocayı New York şehrindeki Yeshiva Üniversitesi'nde konuşmalar yapmak üzere davet ediyorlar. Bu konuşmalardan çıkıyor bu kitap. Birinci bölümden başlayalım. Masada ve kurus. Masada ve kurus neymiş? Sayfa 12'den bir alıntı okuyorum arkadaşlar. Hatıraların zayıf gün, ay ve yıllarınsa belirsiz olduğu eski tarihe dayalı anmalar daha seyrekti. Fakat geçtiğimiz yıllarda Orta Doğu'da bu türden iki kutlama oldu. İki kutlamada kendi ülkelerinde büyük olaylara dönüştü. Bunlardan biri milattan sonra 66 yılında Romalılara karşı Yahudi ayaklanmasında Masada'nın kahramanca savunulması ve düşüşüydü. Masada İsraillilerin pardon İsrail demiş onlar yeni Yahudilerin Romalılara karşı Romalara karşı ayaklanması ve kahramanca savunulması ve düşüşü yermiş. Diğeri ise İran'da Büyük Kurus tarafından Pers devleti ve monarşisinin bizzat şahin himayesi altında kuruluşunun 2500. yıl dönümünün kutlanmasıymış. Kurus da İran'ın tarihinde bir e, tarihi figür. Her ikisinin de çok sayıda ortak noktası vardır. Her ikisi de öncelikle siyasi ve askeridir. Eski çağlara dayanan diğer anmaların aksine dini değildir. Her ikisi de geniş ölçüde devlet desteğini arkasına almıştır. Kurus kutlaması doğrudan Şah'ın girişimi sayesinde gerçekleşmiştir. Masada kutlaması İsrail devleti tarafından başlatılmamışsa da onun tarafından ulusal bir külte meyleden bir ögenin merkezi haline getirilmiştir. Bunun ifadeleri Masada'daki harabelerde bulunan kemiklerin en büyük şeflere nail olacak şekilde törenle askeri bir mezarlığa gömülmesi ve İsrailli paraşütçülerin Masada harabelerinde Masada bir daha düşmeyecek deme adetinin benimsenmesi olmuştur. Her ikisi de büyük milli şenliklerin merkezi olmuştur. Kitabın tamamı aslında tarih ilminin milliyetçilik, milli devlet, milli hedef, ulus devlet gibi kavramlar için nasıl araçsallaştırdığını anlatıyor aslında. Günümüzdeki haline devam ediyoruz. Sayfa 13'ten bir alıntı. Ayrıca her iki temanın başka bir müşterek bir noktası vardır. İkisi de kendi halklarınca unutulmuş dış kaynaklardan yararlanılan yeniden canlandırılmıştır. Rabbani gelenek ve diğer Yahudi geleneğinin masada hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Bugün diyor arkadaşlar Yahudilerin böyle çok tarihi bir e, ne derler imajinasyonla sanki ulus olmalarının, millet olmalarında bir yapı taşıymış gibi kutladıkları masada o günün tarihi içinde herhangi bir Yahudi Rabbani kaynında onlar Rabbani diye geçiyor. Yahudilerin bu bütün dini metinlerinin, e, akaid metinlerinin toplanmasına Rabbani kaynak deniyor. Orada geçmiyor bu olay. Yani tarihin içinde aslında Yahudilerin o dönemde yaşayan Yahudiler için bu masadanın öyle belli ki çok da önemli bir yeri yok. Biz bunu nereden öğreniyoruz? ismin İbranice imlası bile tahmine dayalıdır. Masada'yı savunanların kahramanca ölümlerine dair tek bilgimizi Josephus'un tarihinde Josephus yanlış telaffuz ediyorsam kusuruma bakmayın. Josephus'un tarihinden çıkarırız. Yosefus eserini Yunanca yazmış bir dönmedir ve eseri geleceksel Yahudi kültürel mirasının bir parçası değildir. Geleneksel Yahudi kültürel mirası nedir? O Rabbani metinlerdir. 13'ten bir alıntıyla devam ediyoruz. Daha da dikkat çekici olanıysa ise Perslerin kurucu babaları Kurus hakkında ismi dahil hiçbir kayıt tutmamış olmalarıdır. Aha bunların da Kurustat İran tarihinde yeri yok. Gerçekten de büyük olduğuna şüphe olmayan bu hükümdara dair bilgi bütünüyle dış kaynaklara bağlı. Bunlar da Yahudi ve Yunan kaynaklarıdır. Tabi hani iki örnekte şunu gösteriyor. Hoca da onu vurguluyor. Bugün herhangi bir e, tarihi olayın kutlanmasına, büyüklüğüne, milli e, devlet için e, atfedildiği anlama falan bakmayın diyor. O olayın o tarihte yaşandığı tarihteki durumu tamamen farklıdır ve sizi şaşırtır diyor. E, sayfa 15'ten bir alıntı. Muhtemelen Masada'nın Yahudi bilimindeki yeniden tesisinin en önemli dönüm noktası 1927 yılında İbrani şair Yisak Lamdan adıyla bir şiirin yayınlanması olmuştur. Lamdan Rus devriminden sonradan çıkan iç savaşta Hitler aksini gösterene kadar Yahudilere korku ve eziyetin son sözü olarak kabul edilen Ukrayna'daki korkunç pogromlardan yani pogrom yanlış hatırlamıyorsam Sovyetler Birliği'nin çalışma kamplarıydı arkadaşlar. Hani adı böyle sosyalist literatürde çok güzel bir neydi o ya emek üreten yer manasında ortak mülkiyet kolektif çalışma sahası gibi böyle süslü laflar etseler de e, Rus emperyalizminin kendi içine aldığı Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bile olsa Rusların diğer milletleri sömürmek adına insanları asimile etmek adına kullandıkları çalışma kamplarıydı. Bugünkü yanlış hatırlamıyorsam yani yanlış bir analoji olmayacaksa eğer Çin'deki bazı çalışma kamplarından çok da farkı yoktu. Ve buradaki bir şairin şiiriymiş ilk defa tekrar gündeme gelmesi. Lam'dan Filistin'e gelmiş o sırada küçük Yahudi yerleşiminin sunduğu zayıf umuda sarılmıştı. Bu yerleşimin karşılaştığı tehlike ve zorluklarla düşman bir dünyada hayatta kalmasının kısıtlı şansından oldukça haberdardı. Yine de bunun son sığınak ve umut olduğunu kuvvetle hissediyor. Bu başarılı olamazsa Yahudiler için geriye hiçbir şeyin kalmayacağını biliyordu. Dikkat ettiyseniz olayın üzerinden binlerce yıl geçmiş. Nedense Yahudi devleti tam kurulacak. İsrail'de Yahudi yerleşimi var. Yanlış hatırlamıyorsam Balfour Deklarasyonu'nda İngilizler ötelemiş tam o tarihleri değil mi Balfour Deklarasyonu? 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından Yahudilere İsrail'de toprak devlet kurulma vaadi deklarasyonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Haliyle 1927'de gariptir ki böyle bir şiir yazılıyor. Ah ah o bizim vatanımız, masadamız, kurtarıcı, kurtardığımız, savunduğumuz yer falan deniyor. Tam ona denk geliyor ve dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir husus. Kitapta birkaç örneğine daha gelecek. Şimdiden söyleyeyim. Tarih ilk defa tekrar gündeme geldiğinde tarihi bir vaka bilimsel olarak gelmiyor arkadaşlar. Onu dikkat çektim. Ya roman, ya şiir, ya edebiyat, ya epik destan hep böyle bir romantizm, edebiyat üzerinden insanların aklından ziyade ruhuna hitap eden bir tarafı var. Zaten milliyetçilik de hani tarihten gelen o e, nüvelerle kullanan milliyetçilik de buna benzer unsurlar kullandığı için galiba. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gene Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler isimli kitabında bir ulusun nasıl inşa edildiğini anlatıyordu. Diğer bir e, ulus devlet yazarı da kimdi? E ee, dur hatırlayacağım. Benedict Anderson. E Hatırlayamadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Benedict Anderson'la bir arkadaş daha vardı. O da millet milliyetçilik üzerine yazıyordu. Onun e, bir ulus nasıl inşa edilir şeyi vardı. E, teorileri vardı. Eric, Eric Hobsbawm'dı galiba arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Biraz geç hatırladım ama Eric Hobsbawm o da milletler ve milliyetçilik gibi bir e, teori vardı. Bu iki abi aslında ulus devlet teorisini kuran abiler. Onlarda da zaten bu ortak kültür edebiyat vurgusu çok fazladır. Tarihin içinden gelen haliyle ilk defa masada gündeme gelmesi bu şekilde olmuş. 15. sayfadan gene bir alıntı. Masada bir daha düşmeyecek dizesiyle modern İsrail'in hisleri en fazla ayağa kaldıran sloganlardan biri haline gelmiştir. Allah'ım ya Rabbim ne tuhaf. Şiir büyük bir başarı elde etmiş ve hiç çok kere yayınlanmıştır diyor. Herhalde İstiklal Marşı'nın da bir şiir olması çok da aslında şaşırtıcı olmasa gerek. Her millet için böyle edebi, milliyetçi duyguları besleyen bir şiir, bir marş gerekir. İran kültüründeki bir yeri olarak da gene sayfa 15 ve devamında 16'ya doğru sarkan bir alıntı. Kurus da İran bilincine geri dönüşünü, Batılı kitapların Farsçaya çevrilene, ülkelerin eski tarihiyle ilgilenen ilk özgün yazılara ve Kurus'un kahramanı olduğu ilk 1919 yılında yayınlanan bir dizi tarihi romana borçludur. Bak gene edebiyat çıktı önümüze. Şiir, marş, tarihi roman hep böyle geliyor. Tarih edebiyatla gelir arkadaşlar. Bunların temelini oluşturan bilgiler Yunanlara ve kitabı mukaddese dayanır bütünüyle. Batı kaynaklarından gelmiştir. Şimdi şey diyeceğim bu abiler için bunlar şimdi çok önemli edebiyat geri dönüş tarihlerindeki yeri falan filan ya bizim tarihimi yabancılar yazmışlar desen aslında yeridir. Yani adamların dikkat ettiyseniz kendilerinden haberi yok. Hep başka kaynaklardan geliyor. Sayfa 16'dan bir alıntı. Sonuç itibarıyla her iki durumda da bu kayıp kısmın yeniden canlandırılması veya yaygınlaştırılmasının güçlü bir ideolojik gerekçesi vardır. Bu zaten çok bariz siz de anladınız. Bu da yeni bir tür kendini bilme ...kimliği ve amacı tanınmada yeni bir girişim. Böylelikle liderlerle idarecilerin yerine başka bir şey koymaya çalıştıkları... ...gözden düşmüş benlik imgesiyle ilişkide olan miras olarak alınmış... ...geleneksel ve tanıdık geçmişin ötesine ve arkasına geçme ihtiyacıdır. Böyle iki tane örneği zemin yaptıktan sonra hoca asıl konuya geliyor. Birinci bölümün içinde daha. O da nedir? Hatırlanan tarih yeniden yapılandırılan tarih ve yaratılan tarih nedir? Sayfa 17'den bir alıntı. Hatırlanan tarih kısıtlı anlamıyla tarihtense geçmişe dair beyanlardan oluşur ve ileri yaştaki kimselerin öne sürdükleri şahsi hatıralarından bir uygarlığın eski metinlerinde, klasiklerinde ve miras olarak aldığı tarih yazımında bir araya gelen canlı geleneklerine kadar uzanır sayfa 18'den bir alıntı. E, hatırlanan tarih ilkel kabileden evrensel imparatorluğa, kabile kültüründen evrensel kiliseye kadar bütün insan toplulukları arasında yaygındır. Ayrıntıda eksik olduğu yerde bile insanların anladığı şiir ve sembol gerçekliğini bünyesinde barındırır. Fakat arzu edilen kendilik, kendilik imgesi değiştiğinde ve hatırlanan tarih artık buna karşılık gelmediğinde ya da destek vermediğinde yanlış hale gelir ya da reddedilir. Dini ve daha sonrasında dünyevi anma törenleriyle anıtlarda ve bunlarla ilgisi olan sözler ve türeller, ritüellerde, geçit alaylarında, dramada, şarkılarda, okuran şiirlerde, kroniklerde, biyografide, destanlarda, balatlarda ve bunların modern karşılıklarında ayrıca resmi kutlamalarda, halk eğlencelerinde ve temel eğitimde korunmuştur. Hani uzun alıntılar yapıyorum arkadaşlar burada ama onun sebebi şu çünkü temeli oturtmaya çalışıyor. Bu kitap bu üç tanım üzerine. Sayfa 17'den e, yeniden canlandırılan tarih olayların ve hareketlerin kişilerin ve düşüncelerin belli bir safhada ve topluluk hafızası tarafından göz ardı edilmiş bir gerçekten ötürü unutulmuş ardından uzunca ya da daha kısa bir süre sonra akademik araştırmalar kayıtların incelenmesi toprak altında kalmış şehirlerde yapılan kazılar unutulmuş yazı ve dillerin yeniden çözülmesi böylelikle unutulmuş bir geçmişinin yeniden inşa edilmesiyle meydana getirilen tarihtir adı üstünde hatırlanan tarih daha çok arkadaşlar e, sözlü tarih diyebileceğimiz nesilden nesile yazıyla değil de efsane efsanelerle, destanlarla, epik e, e, söylencelerle aktarılan e, tarih denebilir. Burada herhangi bir dikkat ederseniz derli toplu bir e, olay ya odaklanma yok. Genel bir genelde de efsanevi dedikleri nedir? İşte kahramanlık hikayeleri. eee kahramanlık hikayeleri, kurtuluş hikayeleri, savunma hikayeleri, o tarz şeyler oluyor. Ama e, öbürü hani canlandırılan tarihte ise daha bilimsel bir yaklaşım var. Hani olayları daha sistematize eden, belli bir disiplin içerisinde sebep sonuç içeris, sonuç bağlamı içerisinde inceleyen tarih oluyor. Ve son olarak sayfa 18'den yaratılan tarih bir amacı, daha öncekilerden farklı yeni bir amacı olan tarihtir. Kelimenin Latince ya da İngilizce manasına göre yaratılabilir, icat edilebilir. Uygun olduğu durumda hatırlanan ve yeniden canlandırılan tarihten çıkarılarak yorumlanabilir. Uygun olmadığındaysa, burası çok önemli, uydurulabilir. Yaratılan tarihin aslında çok da bilimle şeyle alakası yok. Metot olarak, metot olarak bilimi kullanıyor. Gerçekten aynı canlandırılan tarihin kullandığı malzemeyi kullanıyor. İşte arşivi kullanıyor, belgeyi kullanıyor, arkeolojik kazıyı kullanıyor. Hani girdisi aslında bilimsel tarih verileri. Ama onun, ondan yapılan denklem, ondan sunulan yemek gerçekçi olmaya da bilir, yaratılır. Ve bu yaratılmanın sebebi biraz sonra kitabın devamında anlatıyorum. Ee, sayfa 19'dan tarihin dinle bağlantısı. Bir alıntı. Tarihe Yahudi ilgi ve merakı belirli safhalardan geçer. Bunlardan ilki tarihin temel önemde olduğu eski ahittir. O zamandan bu zamana kadar Yahudi kimliğinin özü bir dizi tarihi olayla meydana getirilmiştir. Bunlar İbrahim'in yetişmesi. Keldanilerin Ur şehrinden Mısır'a göç edişi, Yahudi kabillerin Mısır'dan çıkışı, Sina Dağı'nın yasanın gökten indirilişi falan falan filan yazar. Burada devamında da anlatıyor. Vurguladığı nokta şu. Yahudi tarihi üzerinden kendi de çalışma alanı olduğu için genelde örnekleri hep buralardan fark ettiyseniz tarihin dinle de bağlantısı olduğunu aslında bir dinin sürekli hale gelebilmesinin tarih içindeki o belgelerden, hikayelerden de derlenmesi durumu olduğunu vurguluyor. Sayfa 22. Evet burası asıl mesele işte. Tarih yazımının temel amaçlarından biri otoriteye meşruiyet kazandırmaktır. Yahudilikte ise otorite sahipler ve monarşiden ayrılarak hakamlara kalmaktadır. Ha bak burada da önemli bir noktaya ver, alıntının devamını okumuyorum. Tarih yazımının temel amaçlarından biri otoriteye meşruiyet kazandırmaktır. Ha, bu otorite işte coğrafyaya ve zamana göre değişebiliyor. Yahudi tarihinde buradaki otorite dediğimiz şey e, Yahudilerin belli derli toplu bir devleti, millet e, devleti asla olamadığı için yönetici sınıfta da herhangi bir devlette pek bulunamadıkları için genelde bu otorite kimin üzerinde kalıyor? Hahamların üzerinde otorite demek ne demek? Otorite demek özellikle dini otorite e, tanrı adına yaratıcı adına hüküm verebilme yeteneği demek. Bu öyle bir güçtür ki herhangi bir insanın sadece öteki taraftaki hayatını değil ötesindeki hayatı değil. bu dünyasındaki hayatına da e, karar verme. Bu dünyasındaki hayata hakkını da e, iyi ya da kötü yönde menfi ya da müsbet yönde belirleme hakkıdır. Bu gene tarihin ona verdiği bir güçtür. Çünkü tarihten yapılan atıflarla insanlar bugüne o gücü elde eder. Örnek veriyorum. Bugün bir hahama gittiğinde şu anda artık İsrail'in bir devleti var. O yüzden dolayı büyük ihtimal eski otoride güç onda değil ama olduğunu düşünelim. Bir haham bir karar verdiğinde o kararın meşruiyeti, o karara toplumun itibar etmesi, itaat etmesi nereden geliyor? O hahamın haham yapan özelliklerden dolayı. Peki o haham niye haham? O hahama o otoritenin özellikleri nereden veriyor? Tarihteki bazı olaylardan dolayı silsile halinde o haham otorite olmuş oluyor. Haliyle tarih burada çok önemli. Ama bazı durumlarda da bu otoriteyi meşruiyet kazandırmaktadır dedik ya. Hani haham olmaz. Örnek veriyorum. Ee, Osmanlı tarihinden vereyim. Burada yoktu örnek de. Ee, Osmanlı tarihinde hanedan niye kayı boyu? İşte metahana dayanıyor soyu. Güya hani şecerelere yersen. Ama sonuçta o şecere nereye dayanıyor? Tarihin derinliklerinde bir yer. Hani gerçek mi değil mi? O ayrı bir tartışma konusu. Ama o tarihe atıf yapmadan, o şeceriye atıf yapmadan otoriteni meşrulaştıramıyorsun. Onu vurgulamaya çalışıyor. Tarih bu işe yarıyor diyor. Ee, devam ediyoruz. 25. sayfadan bir alıntı: Eski çağda ve orta çağda tarih belirli bir odaklanmayı, bir ülkeyi, devleti, hanedanı, hatta bir kurumu gerekli kılar. Fakat bir fikri, konuyu ya da temayı gerekli kılmazdı. Yahudi tarihçilerin bu çeşit bir odaklanışları yoktu. Böylelikle bir hami ya da sponsorları tarih yazılarını sipariş verecek ve masraflarını karşılayacak birileri de yoktu. Ancak tarihçilerin de hayatta kalmaları gereklidir. Daha da önemlisi gerçek bir gerekliliğin olmayışıydı. Yahudi halkının dini bakımdan esas olan tarihi dini yazılar, dua kitapları ve takvimlerle belirlenmişti. Bundan fazlasına dair ihtiyaç pek zayıftı. E, Rabbani nakil silsilesiyle karşılanmıştı bu ihtiyaç. Tarih yazımının ihtiyaçtan doğduğunu ama gerçekten tarihin içinde böyle bir ihtiyacın olmadığını söylüyor. Birazdan anlatacağı daha modern zamanda onu da anlatacak. Burada İslam için tarih nedir diye bir yan not almışım ve Musa bin Meymun'un tarihi reddedişiyle İslam için tarih nedir'in uzun bir alıntısını yapmışım ama size birebir okumayayım. Özetle şunu diyor. Musa bin Meymun tarihi reddetmiştir. Yani tarih dediğin şeyi e, İslam öncesi olduğu için ve gerçekten tarih dediğin şey bir Müslüman için İslam'la başladığı için öncesini çok umursamamıştır. İslam dini içinde tarih niye önemlidir? Burada çok enteresan bir şekilde sünnete vurgu yapıyor. İslam'da sünneti Yahudilerdeki ortak söz gibi bir şey o Rabbani kaynak dedik ya ona benzetiyor. Yani Yahudi kültüründeki Yahudi tarihindeki Rabbani kaynak dediği şey İslam'daki sünnete tekabül ediyormuş. Ben bunu burada öğrendim. Ve sünnette toplumun ortak bir kötüye gidemeyeceğini, toplumun ortak kararının sünnete uygun olduğunu, sünnetin de Allah'ın iradesi olduğunu söylüyor. Peki bu tarih için neden önemli? Çünkü sünnet dediğimiz şey Peygamber Efendimizin yaptığı, sustuğu, söylediği sözler, davranışlar bütünü ve bu tarihin içinde haliyle İslam'ın ilk zamanlarında bunları aktaranlar, bunlar üzerine uzmanlaşanlar İslam için tarih oluyor. Yani herhangi bir odaklandığı örnek veriyorum. E, İslam'ın şöyle bir tarih anlayışı yok yani. E, 10. yüzyıl Suudi Arabistan'ında ekonomik ilişkiler neydi? hani oradaki alt yapılar üst yapılar nasıl etkiliyordu gibi bir bakış açısı yok. İslam için tarih peygamberin sünnetinin takibidir. Veya o din alimlerinden bazıları o da sık değil onların bugüne getirilmesidir. Bizim hani burada tam ismini göremedim ama siyer Nebi dediğimiz şey aslında bizim asıl tarihimizdir. Ama bilimsel manada bugün ona tarih diyor muyuz? Çok şüpheli. E, sayfa 30'dan bir alıntı. Yahudi benlik imgesi ve bunun tarih yazımına yansıması devletle tapınağın yıkılması ve Yahudi halkının sürülmesiyle değişmişti. Fakat dilde ve dini metinlerde hafıza ve anmalarda devamlılık korunmuştu. Hahamlar kendi meşruiyetinin kaynağı olduğunu iddia ettikleri eski geleneğe yalnızca el koymakla kalmamışlardı. Aynı zamanda onun varisleri ve koruyucularıydı. Tabi insan böyle bir otoriteyi bırakır mı? Alıntıya devam ediyorum. İran ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki durum bütünüyle farklıydı. Burada fetih ve bu halkların İslamlaştırması esas değişikliklerde her şeyden öte devamlılıktaki kopuşu yol açmıştı. Burası çok önemli bir atıf ve vurgu yapıyor. Yahudilik ve Hristiyanlıkta bir sürekliliğin olduğunu ama aynı coğrafyaya İslam geldiğinde o sürekliliğin kırıldığını anlatıyor. Sebebi de şu. Roma pagandı ve Hristiyanlık Roma Devleti'ni, Roma İmparatorluğunu içeriden dönüştürdü. Haliyle Pagan İmparator Konstantin, yanlış hatırlamıyorsam böyle tam ölmek üzereyken o döneme yakın, baktı ki Hristiyanlık bayağı yükselişte, devlet dini olarak ilan ettiğinde Roma uzun bir süreçten sonra artan Hristiyan nüfusun kabulüyle Hristiyanlaştı. Yani Roma sıfırdan bir Hristiyanlık dini getirmedi. Haliyle Yahudilerin zaten böyle bir devlet ya da ulus olma durumu yoktu. Ama her devletin içinde Yahudilik kendi kültürünü bir şekilde e, kıyıda köşede de olsa devam ettirebildi. İslam dininin buradaki farkı şu. İslam dini Orta e, Suudi Arabistan'dan yayıldığında gittiği yerlerdeki sistemi dönüştürdü. Yani Mısır'a gittiğinde ya da Anadolu'ya geldiğinde buradaki kurumsal Rum yapısını Bizans yapısını İslama çevirdi. Bu sadece basit bir sınır değişikliği ya da kültür isim değişikliği değildi. Çünkü otorite birden değişti. Bizans'ın başında işte imparator varken, bir ruhban heyeti varken, papaz varken, bir şeyler varken birden halifeye tabi oluyorsun. Hukuk değişiyor. İslam hukukuna tabi oluyorsun ve bu Özellikle Hristiyanlık Roma'yı içeriden dönüştürdüğü için Roma'nın bazı adetleri de Hristiyanlığa birleşmişti. Özellikle o antik Yunan sürekliliğinden gelen filozofların da taşıdığı bazı yapılar, pagan unsurlar Hristiyanlıkla hemhal oldu ve o şekilde yoluna gitti. Bu haliyle de Roma bunu kabul etti ama İslam'ın gelişi bu sürekliliği kırdı. Haliyle tarih algısı da, tarihin akışı da bu yönüyle değişti. Bu noktadan dolayı sayfa 31'de de demin söylediğim alıntı yapıyor. Asıl tarih İslam'ın gelişiyle başlar. İslam öncesi tarih yalnızca iki şekilde varlığını korur. Bunlardan birincisi ve açık ara önemlisi Kur'an ve hadisin içinde yer almış kitabı mukaddes ve kadim Arap tarihi öğretileridir diyor. Yani Mısır'da mesela Kur'an'la başlayan tarih e, kültürü sadece Musa'ya karşı gelen firavunun adını bildiriyor. Onun dışındaki firavunların hepsi unutuluyor. Ya da ne bileyim Kitab-ı Mukaddes'te bir isim bir olay geçiyorsa yani Kur'an-ı Kerim'de ya da peygamberin sözlerinde o onla o kadar tarihle ilgili. Onun öncesi hiç yok yani. Sıfır. Sayfa 32'den bir alıntı. Kadim geçmiş 19. ve 20. yüzyıla yeniden tesis edilmiştir. 19. yüzyıla dünyada Kadim Ortadoğu ve tarihine dair bilinenlerin tamamı Yunanca ve İbranici dillerinden yani Kodim Ortadoğu kimliklerinden sürekliliğini sağlamış ve eski yazılarını muhafaza ederek hala okuyabilen iki halk tarafından korunmuş metinlerden ibaretti. Hani Orta Doğu tarihinde iki tane halk hala Yunanca'yı ve İbranice'yi konuşuyordu. 19. 20. yüzyıla gelince bu okuma, bu dil sürekliliği sayesinde tarihe bir dönüş oldu deniyor. Ancak çoğu ölmüş dil, özellikle bu hani Kurus örneğini verdi ya, İranlıların tarihi ile ilgili mesela o kültürü bulamıyorlar. O kültürü kim canlandırıyor? Avrupalı ve Rus alimler. Haliyle aslında İran'ın bugün milli benliğini oluşturduğu dediği kültür ilk oryantalistlerin çalışmalarında. Haniyle kimden? Batıdan oraya geliyor. Sayfa 36'dan bir alıntı. Türkiye'de özel bir sorun olarak iki geçmiş değil üç geçmiş vardı. Hatırlanan geçmiş Osmanlı-İslam geçmişiydi. Hatırlanan ne dedik? Menkıbevi, tarihi yani sözden söze gelen o manada Osmanlı-İslam geçmişi. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun ve yakın selefleri olan Orta İslam İmparatorluklarının tarihine dayanan geçmişti. Bu Osmanlı Türk halklarının okul kitaplarında, şiirlerinde, edebiyatlarında ve öz farkındalıkta cisim bulmuş ortak kurumsal bellekti." diyor. Sayfa 38. Eski çağa dair ilginin yeniden canlandırılması İranlı modern tarihçilerin, romancıların ve şairlerin eserleri sayesinde gerçekleşmiş ve zaman içerisinde mevcut hanedan tarafından benimsenerek devlet politikası haline getirilmiştir. Kurus 2500 yıl önce ölmüş her ne kadar başkaları tarafından onur duyularak hatırlansa da kendi halkı tarafından unutulmuştur aslında. Masada'nın savunucuları da kendi halkı tarafından unutulmuş ve yalnızca yabancı bir hedef kitle için yabancı bir dilde yazan sonradan din değiştirmiş bir kimse tarafından hazırlanmıştır. Anlattığımızı söyle aslında o kadar da e, önemli değildi diyor o zamanlar için. İkinci bölüm Yordan ve Mesaj sayfa 39'dan bir giriş alıntısı. Bir toplumun kolektif hafızasının en eski ifadeleri genellikle edebidir. Afrika'nın bazı bölgelerinde yıllık sığır buluşmalarında kabilelerin söylediği şarkılar kabilenin tarihini bazen 300 yıl geriye uzatacak şekilde kuşaklar boyunca kaydeder. Bu türden bellek ögelerinin kronolojisi kaçılma şekilde belirsizken bazı dış kanıtlarla sınanabileceği noktalar bunların özlerinde çarpıcı bir şekilde doğru olduklarını göstermiştir. Bu da Bernard Lewis hocanın aslında diğer oryantalisten ayrıldığı nokta. Şimdi birebir anlatınca belki çok açık olmadı ama ben hocanın diğer kitaplarını da okumuş biri olarak size şöyle izah edeyim. Ee, tarihe özellikle bu bilimsel tarihe bilimsel bir disiplin olduktan sonra iki yaklaşım vardı. Tarih dediğin sadece veriyle yapılır, somut gerçeklikle yapılır. O efsanevi tarih dediğin şeyler tamamen çöptür diyordu bir bakış açısı da efsanevi tarih ne diyorsa birebir doğrudur diyordu. Yani Osmanlı'nın kuruluşu için diyelim mesela Aşık Paşazade kuruluşu ne zaman 1300. Aşık Paşazade ne zaman yazıyor bunları 1400 küsürler yani 150 yıl sonra falan yazıyor aslında. Ama böyle çok efsanevi işte sallarla Çanakkale'den geçtik de. Edebalı'da Osman rüya gördü de falan. Ya da işte savaşları anlatırken şu kadar kişiyle şuraya geldik buradan gittik gibi. Menkıbevi tarih. Bunlar tamamen doğrudur diyor bir akım. Bir akım da diyor ki bunlar tamamen destandır. Gerçekle alakası yoktur. Bunlar veri olarak kullanılmaz. Bernard Davis Hoca diyor ki halkların dilinde pelesenk olmuş ve sürekli söylenen şeyler tamamen yanlış olmayabilir. Tamamen doğru olmayabileceği gibi. Haliyle bunların bu sözlerin bayet bilimsel olarak detaylandırılması, incelenmesi lazım. Bernard Davis'in arkadaşı Halil Hoca da bunu özellikle Osmanlı kuruluşunda çok iyi yapmıştı. Metodoloji geliştirerekten Osmanlı'nın kuruluşunu bizzat topografyaya inerek bakmıştı. Örnek veriyorum herhangi bir e, böyle menkıbe geçtiyse orada bir tepe arazi isim geçtiyse bizzat o tarif edilen yeri bulup savaş alanını görüp acaba bunlar gerçek mi neredeyden bahsediyor gibi ifadeleri bulmaya çalışıp kimi zaman bulup kimi zaman bulamamıştı. Yani onu kastediyor. Afrika'daki örnek verdiği o ne diyor? Bunların özlerinde çarpıcı bir şekilde doğru olduklarını göstermiştir diyor. Hani Afrika türkülerindeki şeyler de her zaman yanlış değildir dedi ya, o. Ee, sayfa 40'tan bir alıntı. Epik kahramanın her zaman başarılı olmasına gerek yoktur. Kariyeri başarısızlık veya ölümle sona erebilir fakat yine de mensubu olduğu kabilenin ya da diğer oluşumun onur ve cesaretini körüklemeyi amaçlar. Tarihteki o kahramanlık hikayelerinin nasıl pratik olarak kullanıldığından bahsediyor. Ee, en ilkel halkların topluluğun kolektif belleğini oluşturan ve üyelerinin bağlılığını yönlendirmek ve onları savaşta diğer türden mücadeleler yüreklendirmeye yarayan şu ya da bu türden kahramanlık anlatıları vardır. Bu türden işlevsel anlatı literatürü tarihi olsun ya da olmasın hiçbir şekilde ilkel halklarla sınırlı değildir. Ancak birinci eki Epik. Burada iki tane epik türünden bahsediyor. Birinci epik yani hala kutladığı olayların içinde ya da hemen sonrasında yaşayan bir halkın içinden birdenbire çıkmış olan epik yani şöyle söyleyeyim yazılı destan yazısız destan. Yazısız destan dediğine birinci epik. Epik destan manasında burada. Halk bunu yaşıyor. Dilden dile anlatıyor. Ama e, herhangi bir amaç doğrultunda değil. Sadece anlatıyor. İkinci epik çok daha yapay daha ebedi e, edebi uygarlığın daha ileri bir basamağında aslında şöyle e, biri örnek veriyorum e, ne olabilir diriliş destanı diyelim örnek veriyorum ya da o daha yarıp çıktığımız destan tamamen efsanevi gibi tarihin bir zamanında olmuş. İnsanlara sadece bazı hisler ilham veren bir destan biri de ne bileyim Battal Gazi olabilir. Daha bugüne yakın belli amaç doğrultusunda biraz sağ solu törpülenmiş. Gaza ideolojisini anlatacak, insanları coşturacak şekilde anlatılmış, yazılmış epik. İki türlü de kullanılır diyor. Ondan sonracıma gelelim. Sayfa 42'den bir alıntı. Hristiyanlık tarihte tek bir olaylar dizisiyle ve her şeyden önce çarmıha gerilişin merkez olgusuyla başlar. Burada da aynı şekilde şeyden bahsediyor arkadaşlar devamında. Yani o hani İslam için dedik tarih sadece e, şeyle başlar. İslam'la başlar. Ondan öncesi yoktur dedi ki Hristiyanlık içinde çok değişmiyor aslında. Hani Hazreti İsa ile başlıyor. Ondan öncesi biraz daha yine aynı İslam'da olduğu gibi e, dinin içinde edindiği yer kadar tarihi şahsiyetler var. Devam ediyoruz. E, sayfa 45'ten bir alıntı. Hatırlanan tarihin başka diğerlerine göre bazı toplumlarda daha önemli olan bir türü. Varlığını koruyan görünek ve yasadır. Hatırlanan tarih. Gündelik hayatımızın hala bir parçası olan yaşayan geçmiştir. İngiliz ortak hukuku yani common law Yahudi halalası ya da Müslüman sünneti gibi esas itibariyle yargının ve hüküm ve teamülleriyle nitelik değiştirmiş eski adetlere dayalı iştihat hukukudur. Bu nokta önemli. Hatırlanan tarih dediğimiz gibi daha böyle söylenceye, epik şeylere hani neydi o tabiri ya? Evveli bilinmeyen. Kanunu kadim. Ha Osmanlı'da çok kullanılır. Özellikle şey zamanı kanuni sonrası ülke duranlığa girip de toprak genişlemesi yavaşlayınca 16. yüzyılda 17. yüzyılda şöyle bir düşünce oluyor Osmanlı'da. Biz niye artık eskisi kadar güçlü değiliz? Çünkü kanuna kadi, neydi? kanunu kadime riayet etmedik. Kanunu kadim nedir diye soruyor bir siyasetnamede işte padişah ona soran alime. Kanunu kadim odur ki evveli ve ahiri bilinmeye hep var olan. İşte bu ne demektir? Aslında öyle bir şey yok tabii ki. Yani devletin tarihi varsa bilinmez olur mu? Yani Fatih Sultan Mehmet'in kanunları işte. Ondan öncekileri derlediği kanunlar. Ama ibare öyle. Haliyle özellikle bu ıı, hatırlanan dediği tarih yani efsanevi şekilde dilden dile aktarılan tarih hukuk ilmi açısından da önemlidir. İst, İngiltere gibi birkaç yerde kitabın o vurgu var. İngiltere gibi böyle yazılı hukuktan ziyade sözlü hukukun teamüllerin riayet edildiği, iştihatların önde olduğu yerlerde bunlar öyle basit gelip geçici şeyler değildir. Tarihin kökeninden gelen kanunlardır. Ha bunun bir örneğini de nasıl vermiş işte yazarımız? İslam'daki sünnete benzetmiş. Sünnet dediğin şey 1600 yıl önceki olay. Ama İslam fıkhı içinden bakarsan sünnet zaten dinin 2-3 kaynağından biri. Hani Kur'an, sünnet, hadis, icma, kıyas. Hani bütün İslam fıkhında, şeriatında yönetileceksen 5 kaynak var. Biri sünnet. Sünnet dediğinde 1600 yıl önceki tarihi eserler. Haliyle tarih bilimi hukuk içinde önemlidir bu açıdan. 46. sayfadan bir alıntı: İnsanlığın gelişmesinin büyük aşamalarından bilgince merak diye adlandırılabilecek unsurla harekete geçmiş küçük azınlıklar ve bireyler olmuş gözükmektedir. Fakat bunlar oldukça istisnadır. Esas itibariyle tarihin elden canlandırılması Avrupa Rönesans zamanında da başlayan bir hadisedir ve günümüze kadar asıl olarak Batı Avrupa uygarlığıyla onun dünyanın başka yerlerinde kızlarının ve müritlerinin bir uğraşı ve başarısı olarak kalmıştır. Burada artık şeye geldi. Hani o hatırlanan tarihi anlattıktan sonra bu şekilde örnekleri yeniden canlandırılan tarih kısmına geliyor. Ve aslında bu tarih biliminin metodolojisinin falan oluştuğunu Rönesansla başlatıyor. O dönemden bu zamana geliyor. Sayfa 48'den bir alıntı. Savaşan otoriteler, savaşan geçmişler anlamına gelir. Kadim eski çağda geçmişin yaratılmasına kadar yani hafızanın iyileşmesine kadar seyir belleyen ve belirlemiş olan bir durumdar. Geçmişin ikinci bir kullanımı, çok eski zamanlardan beri geleceğe dair öngörüde bulunmak ve hatta kontrol etmektir. Bu kadim Çin'in fal yazıtlarında, Babil'in kehanet levhalarında, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların Mesihçi risalelerinde, Nostradamus'ta, Oldmore'da, Alma, Oldmore'un almalarında ve modern komünizmi, Marksizminiz klasiklerinde kendini gösterir. Bunların hepsi aynı derecede güvenilirdir deyip burada ben zannediyorum bir espri yapmış. Aslında Tarihteki o bütün e, hareketlerin ikinci bir kullanımı bir otoriteyi meşrulaştırmaksa ikincisi de geleceğe karşı yaptığın bir savaşta kendi tarafını pekiştirmek. Yani savaşan otoriteler, savaşan geçmişler anlamına gelir dediği o. Hani bir Marksist, Leninist, Sol Hareket savaştığında ilerideki o komünist Ütopya için savaşır hani tarihe dayandığını söylese de o bütün tarihi süreçte tarihi materyalizme dayansa da gelecekteki o işçi ya diktatörlüğünden sonra sınıfsız devletsiz cennet topluma ulaşma vaadini verir. Bunun karşısındakiler de aynı şekilde Mesihçi İsa diyor. Müslümanların ya da Hristiyanların Mesihçi Risalelerinde de diyor. Mesih gelecek dünya cennet olacak. Aslında dikkat ederseniz Mesih'in geleceğini söyleyen kim? Tarihin çok derinliklerinde bir yer. Ama nereye söylüyor? Geleceği. Ve bunun içinde de ister istemez otoriteler kendilerince tarihten yığınaklar yapıp savaşırlar diyor. Tarihin ikinci kullanım alanı budur diyor. 48'den bir alıntı. İcat ediş çeşitli türdendir ve belirli işlevlere sahiptir. Gene olarak amacı geçmişi güzelleştirmek, geçmişte boşa, boşa gitmeyen her şeyi düzeltmek ve ortadan kaldırarak bunların yerine daha makbul, daha özendirici ve mevcut hedefe ulaşmayı daha kolaylaştıracak olanı koymaktır diyor. Tarihle oynar bazen diyor. Ee, burada bir Alexander Duman'ın romanlarına atıf var. Özellikle romantiktir diyor tarih diyor. Ee, sayfa 50'de bir alıntıda Romalı'nın gücünü ellerine geçirdiklerinde şeyden bahsediyor. Ha, tarihe atıf yapmanın öneminden bir devlet için. Bu alıntıyı okuyayım. Geçecektim aslında. Romalılar gücü ellerine geçirdiklerinde Yunanlara göre aşağı olduklarını düşünerek soylarını Truvalılara kadar ulaştırmaya çalışmışlardı. Roma İmparatorluğunun yıkıntıları üstünde hüküm süren Avrupa'nın barbar ulusları da aynı şekilde kendilerine soylu ve kadim atalar bulmak ve çeşitli barbar kabileler için bir dizi efsaneye dayanan Romalı Yunanya'da Truva kurucuları üretmişlerdi. Benzer şekilde İslam'dan, Araplardan, Osmanlının kendini Selçuklu'ya, Selçuklu'nun... E, Hun devletine bağladığından, peygamberlik, halifelik iddialarında olanların peygamber soyuna dayandığından falan bahsediyor. Burada daima bugüne ayağın sağlam basacaksa tarihe bir kanca atman gerektiğini o kancanın da daima belli olduğundan bahsediyor. Hatta diyor 51. sayfada devrimler bile diye bu çeşit bir şeye atıf yapar diyor. Geçmişe atıf yapma çabasındadır diyor. Hani o örnek veriyorum Gene sol literatürden gidelim. Burada yatmamış örneği ama bence uygun bir örnek. Ee, komünizmin, Marksizmin hedefi nedir? Bilimsel sosyalizmin yani hedefi nedir? Komünist ütopya ulaşmak. Devletsiz, sınıfsız, insanların hür ve eşit olduğu toplum. Bu toplum ne zamandı? İnsanlık tarihi öncesindeydi. Dikkatinizi çekerim. İnsanlar zaten öyleydi. Ama sınıflara bölündükten sonra köleci, işte serf, derebeyi falan. Sömürücü bir düzenden sonra bu hale geldi ve tekrar gideceği yer oradır diyor. Aslında devrimler, devrimsel düşünceler bile ister istemez tarihten kendine bir çapa, bir başlangıç bulmak zorundadır. Kitapta verdiği örnek mesela Jacobenlerin Roma Cumhuriyeti'ne hayranlıkları diyor. Sanki çok böyle demokratmış gibi. Bugünün demokratlarının antik Yunan sitelerindeki demokrasiye böyle bir hallenme, bir beğenme durumları gibi. Halbuki alakası yok falan. 51'den bir alıntı. Geçmişin başka bir işlevi otoritenin meşrulaştırılmasıdır diyor. Evet bunu söyledik. Otoriteyi meşrulaştırmak için yapılır diyor. Müslüman ülemanın görüşlerinden birleşimleri olan icmaları ve geniş bir hadis külliyatını Muhammed peygambere dayandırmaları da benzer bir durumu ortaya koyar diyor. Çok çarpıcı bir örnek olarak da demin söylediğim o İngiltere'deki kanunu kadim örneğini veriyor. Aynı sayfada. Tarihin diğer amacı nedir diyor mesela sayfa 54'te. Bazen tarihi yaratanların amacı otoriteyi meşruiyet kazandırmak değil, yeni iddiaları ve argümanlar hatta bazen de eski kimlikle çelişen yeni bir kimlik ileri sürmek için otoriteyi zayıflatmaktır. Buraya kadar anlattığımız neydi? Otoriteyi meşrulaştırmak adına tarihe referans, soya, sopa, dine, tarihteki bir dönemedi ama şu anda ne geldi? Milliyetçilik tarihi geldi. Bunun açık bir örneği milliyetçi tarihtir diyor. Ben her zaman bu bizim milliyetçi arkadaşlarla falan da tartışırken bu konuya vurgu yaparım. Çok nedense anlamak istemiyorlar. Sanki milliyetçilik ideolojisi Türk milletinin 5000 yıllık ideolojisiymiş gibi falan davranıyorlar. Yani halbuki milliyetçilik ideolojisi hocanın burada birçok atıfta bahsettiği gibi tarih ilmi zaten batı temelli olduğu için yani <laughs> ne derler ona İs, neydi İsraillerin neyi vardı? kusatı mı vardı? Bir şeysi vardı. Masat. Dur hemen bir daha hatırlayayım. Ha Masada. Yani İsraillerin Masadası ya da İranlıların kurusu bile kim hangi kaynaklarda ne zaman geliyor? Modern tarih bilimiyle beraber Avrupa'dan buralara geliyor. Bunlar bunu araçsallaştırıp konuşuyor. Yani tarih ilmi zaten çok yeni bir ilim. Bu şekilde bu manada. Milliyetçilik ideolojisi ise yani işte Fransız ihtilalinden bu zamana desen 300 yılı var. Çok taze. Bize gelişi zaten 150 yıldır. Yani tanzimatta falan belki diyeceksiniz. Haliyle milliyetçilik de tarihtin diğer bir kullanım alanıdır. Bu noktada dediğim gibi işte Benedict Anderson ve Eric Hobsbawm'ın kitaplarını tavsiye ederim. Orada gerçekten milliyetçilik inşası bir millet inşasında tarihin fonksiyonu nedir gayet güzel anlatırlar. Ee, bakalım. Sayfa 55'ten bir alıntı var burada. Milliyetçilik tutusu Avrupa'dan Asyalılara ve Afrikalar aktarıldığında benzer düşünceler onların milliyetçi yazarlarında ortaya çıkmıştır. Yani bunu anlatıyor işte. Yani bilimsel olarak bir yerden bir yere aktarılıyor. Bu arada yanlış olmasın. Bilimsel olarak aktarılan tarih ilminin metodolojisi. Ama ne dedik? Hatırlanan tarih zaten her ülkede olan tarih. Burada büyük ihtimal anlatılan ne? Yeniden canlandırılan tarih. Ve Bundan sonraki aşama aslında kurgulanan tarih. Milliyetçilik dediği şey bir tarih kurgusuna gerektiriyor. Bazen yeniden. Üçüncü bölüm olması gerektiği gibi. Direkt giriş cümlesini alıntısını okuyorum. Olduğu gibi anlat der. Pek yaygın bir Amerikan sözü. Belli ki Leopold von Ranke'nin meşhur tarihi gerçekte olduğu gibi yazdığı övüdünü kuşkusuz bilinçsiz bir şekilde yansıtmaktadır. Fakat bu göründüğü kadar kolay değildir. Olup biten, bizim hatırladığımız, yeniden canlandırdığımız, bağ kurduğumuz sıklıkla pek üzücü bir şekilde farklıdır. Sorularımızı cevaplamamız da araması güç ve bulması eziyetli olabilir. Burada çok güzel bir örnek var. Uzun alıntılarını yapmayayım ama en dülü olayını anlatıyor arkadaşlar. Yani bugün Endülüs deyince bütün Müslümanların sanki bin yıllık davasıymış gibi anlatılıyor. Ama neyse o alıntıyı okuyayım ya. Sayfa atmış. 17. yüzyılın başında El Makkari ismindeki faslı bir tarihçi. Müslüman İspanya'nın başından sonuna kadar tarihi ve edebiyatına dair geniş bir ansiklopedik eser kaleme almıştı. Müslüman tarihindeki bu kısmın ardından Müslümanların bir zamanlar hüküm sürdüğü bu kaybedilmiş toprak Müslüman dünyasında büyük ölçüde unutulmuştu. Bazı hatıralar sürgüne gidenlerin soyundan gelenler arasında Kuzey Afrika'da yaşamaya devam etmişti. Doğuda ise Müslüman İspanya'nın bir zamanların görkemli uygarlarının izleri bütüyle yok olmuştu. Müslüman tarihinin bu kısmının yeniden canlandırılışı tamamıyla bazıları İspanyol, bazıları diğer farklı Avrupalı uluslardan Avrupalıların eseridir. El Makkari'nin Endülüs'ün şaşasını öven uzun eseri ilk olarak Londra'da 1840 yılında İspanyol bilgin Pascual'da bilmem neyin işte eksik bir İngilizce çevirisiyle yayınlanmıştır. Bugün İspanya deyince yüreği titreyenlerin aslında o gün İspanya'yı çok da umursadığı yoktu. Bak dikkat edin gene ben bu vurguda en çok bu kitapta dikkatimi çeken ve sağda solda e, bilgiçlik taslayarak ahkam kesermek için istediğim şey şu. Hani bizim özellikle muhafizekar çevrede çok duyarsınız buzu. Bizim tarihimizi yabancılar yazmışlar. E sen yazaydın. Sen yazamadın çünkü o dönemde de cahildin. Tarih yazmak için dil bilmen lazım. Dünyayı tanıman lazım. Eğitim görmesi lazım. Hani adamlar belki bunu araçsallaştırabilir, kötü niyetli olabilir ama tarihi yazmaları için senin elinde zorla bir şey engellemediler. Sen yazamadın. Ve hatta ve hatta bugün senin övündüğün tarihi de onlar sayesinde övünüp yazdın diyor. Örnek veriyorum bugün birçok muhafızakar Endülüs'te bir şekilde onu bir tarihi argüman, kendilerine bir amaç, ne bileyim bir e, zihinlerinde, ideolojilerinde bir mihenk taşı haline getirebilmişlerse bunun sayesini, bunun payesini de gene o küfrettikleri, kızdıkları batılı ilim adamlarına borçludur diyor. 62'den bir alıntı. Endülüs kültü Müslüman entelektüel arasında derin bir duygusal ihtiyaca karşılık vermişti. Aldıklar Avrupa eğitimi sayesinde kendi zayıflıklarının ve geri kalmışlıklarının üzücü bir şekilde farkına vardıklarında kendilerini ayakta tutacak gücü ve ferahlığı Avrupa'daki büyük zengin uygarlaşmış ve güçlü bir Müslüman devletin kendi düşlerine göre Avrupa uygarlığının rehberi ve önderi olan bir devletin hatırasında bulabilmişlerdi. Ben her zaman dediğim gibi işte. Yani iş bilmeyen çocuk miras yer. Biz işte Endülüs'te şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Biz Osmanlıydık, şöyleydik, böyleydik. E sen nesin? Biz Osmanlıydık, şöyleydik, böyleydik. Yedi kıtayı. E sen bugün nesin? Biz yedi kıtaya kutu... lan bir git. Yani gerçekten bir git. Yani tamam anladık. Vicdan rahatlatmanın bir yolu olmuş sizin için bu tarihteki başarılar ama geçti artık o dönemler. Sen ne yaptın? 62'den bir alıntı. Müslüman İspanya'nın tarifi uygarlığından bütünüyle batılı bilginlerin çabaları sayesinde haberdar olmuş olmaları kendi başına kabul edilmesi güç bir durumdu. Tabi. Bu yüzden de Gerçeklik çoğu zaman göz ardı edilmiş ve bazı Müslüman tarihçiler Müslüman tarihinin bu görkemli kısmının ve Avrupa uygarlığının İspanya aracılığıyla devasa Müslüman katkısının kötü niyetli ve peşin hükümlü Avrupalı tarihçiler tarafından kasıtlı olarak gizlendiğini iddia edecek kadar işi ileriye götürmüşlerdi. Petrolümüz var da bize çıkartmıyorlar. Ah bir o sözleşme bitse de nasıl zengin olacağız diyorlar gibi. Tövver. Tarihin yaratıcıları onlara ham maddelerini sunan karşılıklar e, karşılıkları zayıf kalmıştı. Yani kendin bir şey beceremiyorsun, adam sakladı diyorsun. Adam madem saklayacaktı, niye bin yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkarsın o zaman, değil mi? Burada bir hoşgörü ifadesi var ama e, gene aynı şekilde bizim özellikle Müslüman tarihçilerin Endülüs ve oradaki hoşgörüyü nasıl araçsallaştırıp bugüne taşıdıklarını anlatıyor ama Bernard Lewis Hoca o zamandaki hoşgörüden kastın neydi diye bir soru soruyor ve çok uzun bir tartışma. Yani Google'a yazın aslında gerçekten hoşgörü nedir diye 2-3 tane tartışmaya gelin onu bile görürsünüz. Ha ikinci bir örnek mesela şeyden sonra bu duruma İbni Haldun'u vermiş. Mesela İbni Haldun bugün artık dünya tarihinde şöyle önemli böyle önemli biz nasıl da bilim adamları yetiştirdik diye bizim Türkler, Müslümanlar, Araplar kim derseniz bu coğrafyanın adamları övünüyor ya. İbni Haldun'u çıkaran adam Fransız bir adam. Yani ilim alemini o tanıtıyor. Fransız hani az buçuk bir çevirileri az buçuk şeyleri bizim Osmanlı Türklerinde okunuyor. Yalan değil. Tam bir çevirisi yok. Bilimsel bir yayımı yok ama bölgenin tamamen dışında. Haberi yok yani kimsenin. Küçük bir elit bu asıl ilim alemine dünyaya mal olması ve bugün İbni Haldun'u dünyanın tanıması öyle bizim sayemizde falan değil. Gene Avrupalı tarihçiler, sosyologlar onlar geliyor çalışıyor da İbni Haldun'u biz biliyoruz. Aynı Endülüs'te olduğu gibi. Burada 66'dan bir alıntı var. Araplar kendilerini Orta Doğu Osmanlı hakimiyetinin son aşamasına kadar Türk bir imparatorluğun içinde Türk bir ulusa tabi bir Arap ulusu olarak değil de Müslüman sultanlar tarafından yönetilen büyük ve evrensel Müslüman devletinin sonuncusunun birbiriyle kardeşi Müslümanları olarak görmüşlerdir. Milliyetçi tarihçiler ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Arap ulus devletiyle Arap milliyetçiliğinin yükselişiyle birlikte tarihe geriye doğru bakmaya ve onu tersten yazmaya başlamışlardır. Bugün Arap tarihlerinde olan Türk düşmanlığının aslında tarihin içinde olmadığından bahsediyor. Ondan sonra Haçlı Seferlerinin bugünkü Müslüman algısındaki yerinin de o tarihte yaşandığı tarihte olmadığını. Kudüs'ün aslında o dönemin birçok Hoca bu arada şey hani öyle heybeden atmıyor. Örnek veriyorum Haçlı Savaşı zamanında Birçok kronik var, Arap tarihçi var. Yani onların yazılarından çıkardığı sonuç şu. Öyle Kudüs'ün bugün anlaşıldığı manada bir kutsiyet yok. Herhangi bir yer gibi savunuluyor. Herhangi bir yer gibi kaybediliyor. Öyle İslam'ın en kutsal şehri burayı asla vermeyiz. Bugünkü anlaşıldığı manada Filistin-İsrail kavgasındaki araçsal manada anlaşıldığı gibi anlaşılmadığını vurguluyor. Çünkü niye? Tarihlerde geçmemiş yani. Burada sıradan bir olay olarak anlatılıyor. 67'de alıntı Haçlı seferleri esnasında Müslüman tarihçilerinin Haçlı seferlerini bu şekillerin hiçbirinde görmemiş olmaları oldukça dikkat çekilir. Aslında her ne kadar şaşırtıcı olsa da Haçlı seferlerini hiç görmemişlerdir. Hristiyan Haçlı seferi olsa da Haçlı seferlerini hiç görmemişlerdir. Hristiyan Avrupa İslamiyet Hristiyanlık arasında kutsal topraklarda kutsal yerlerin kontrolü hakkında büyük mücadelenin dikkatli bir şekilde farkındayken çağdaş Müslümanlar böyle bir kavgadan habersiz kalmışlardır. Haçlı seferleri döneminin devasa Müslüman tarih yazımında Haçlı seferi veya Haçlılar tabirinin hiçbir şekilde geçmemesi kayda, kayda değerdir. Görünüşe göre çok sonraları Hristiyan Arap yazarlar tarafından gereksinim duyulana kadar bu tabirler için Arapça karşılıklar mevcut olmamıştır. Ve bunlar Arapçada genel kullanma modern zamanlara kadar geçmemiştir dönemin Müslüman tarihçileri Haçlılardan ya da Franklar ya da kafirler olarak söz eder ve onlarla İslam dünyasının uzun ortaçağı yüzyılının seyrinin şu ya da bu noktasında şu ya da bu yerde çevresini saran barbar ve kafir işkelciler tarafından bir farklılık gözetilmemiştir. Yani normal bir savaş. Haçlıların Filistin'e ulaşması ve Kudüs'ü kaybedilmesi o devirdekiler için başka bir vilayetin ya da şehrin kaybedilmesinden daha fazla anlamı olmamıştır diyor. Ben bu noktaya bir Emin Maluf notu düşmüşüm. Düşmemin sebebini şu an hatırladım. Emin Mağluf'un e, yanlış hatırlamıyorsam yapı kredi yayınlarından çıkan Haçlı Sefer, e, Arapların gözünde Haçlı seferleri diye bir kitabı vardır. Garip bir şekilde elim Emin Maluf işte ismini duyunca zaten hatırlamışsınızdır. Popüler bir abi. Hristiyan Arap ama Fransız vatandaşı, Lübnanlıydı diye hatırlıyorum. Lübnan ama Fransız vatandaşı bir abi. Hristiyan bir Arap. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil bu arada. Olabiliyor. Hatta en son şeye Fransız Akademisi'nin ne seçilmişti? Onu da böyle 22. koltuk konuşması mı ne diye böyle kısa konuşmasını gene yapı kredi yayınları kitap yapmıştı. Niye bu abiden bahsettim? Bu abi aslında romancı, denemeci gibi uzun bir kitap serisi var ama bir tane kitabı yanlış hatırlamıyorsam ve ilk kitabı Arapların gözünde Haçlı Seferi aslında bilimsel bildiğiniz bir tarih kitabı bütün o Arap tarihçilerinin kroniklerini çıkarıp orada Haçlılar hakkında diyen şeyleri toplamış. Ben bu ifadeyi görünce hani dönemin kroniklerinde Haçlı Seferi veya Haçlılar tabirinin hiçbir şekilde geçmemesi diyor ya hoca. Ben emin olamadım. O kitapta tam olarak bir de okuyalı oldu. 15-20 sene oldu o kitabı ben. Bir daha bakacağım. Sizden ricam siz de bir bakın. Acaba Emin Mağluf'un orada bahsettiği kaynaklar Haçlı zamanında yazılan bizzat Arap kaynakları mı? Yoksa gene Araplar tarafından yazılmış ama sonradan yazılmış, geçmişe atıfla verilen örnek veriyorum. Binler, binlerin başında olmuş da Haçlı seferleri kitaplar 1600'de 1700'de yazılmış da o güne mi atıf veriyor? Ona bir bakmak lazım. Tekrar bakacağım. Siz de bakabilirsiniz. Ondan sonracıma genel olarak böyle. Burada her milletin kendince bir tarihi olduğundan bahsediyor. Sayfa 74'teki alıntıda işte Britanyalılar, Fransız ve Hollandalılar e, ne kadar şeyleri varsa diyor, kendilerince bir tarihi vardır diyor ve sömürge tarihinden bahsediyor. 77'den bir alıntı. Hayali altın çağ işte bu noktada yeniden ortaya çıkar. Eski ve yenik düşmüş efendilere karşı adil olmak en özenli tarihçiler için dahi pek zordur. Balkanların ve daha fazla olarak Arap devletlerinin tarihçileri Osmanlı idaresinin 50 ila 100 yıl kadar önce sona erdiği günümüzde bile Türklerin en küçük hakkını vermekte bile en büyük güçlüğü çekerler. Burada da tarihin bugün için kullanıldığı o araçsal duruma vurgu yaparak şeyden bahsediyor. Özellikle son bölümde. Hani tamam Osmanlı'yı sen bugünkü milliyetçi bakış açısında Balkan devletinde, küçük küçük Balkan devletinde ya da Arap devletlerinde Osmanlı bizi şöyle sömürdü, böyle kötüydü falan diyebilirsin. Yani ben bunun gerçekliğini ya da yanlışlığını tartışamam. Çünkü tarihçi değilim. Ama yani şu, en azından tarihi biraz dışarıdan okuyan biri olarak şunu biliyorum. Zulüm abat olmaz arkadaşlar. Çok basit bir gerçektir. Bir yeri sömürüyorsan bir yeri bu kadar aşırı bugün anlatılan ulus devletlerin anlattığı tarih kadar kötü bir devletsen sen o girdiğin yerde öyle 400 yıl, 500 yıl, 600 yıl falan kalamaz. Yani şöyle söyleyeyim Balkanlardaki birçok ülke, birçok şehir bugün Türkiye'deki ulus devletten şehrinden sonra aslında Türk devletinin idaresine girmiştir. Ya örnek verelim. Daha 1300'ün başlarında işte Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat zamanında falan diyelim. Biz bayağı Edirne, Bulgaristan'ın çoğu, Sırbistan, Yunanistan'ın üst taraflar, Makedonya kadar bizimdi. Daha 1300'lerin başı. Ama biz Trabzon'u ne zaman aldık mesela? Bugün ulus devletimizin içinde. Fatih aldı Trabzon'u. Ne zaman? 1450 küsür. Yani Balkanlardaki birçok devletin Bugünkü manada Türk devletine tabi olması Anadolu'daki birçok şehirden en az 100, 100 150 yıl önce. Hatta olay böyle Kars'a, Ardahan'a, Hakkari tarafındaki Doğu Anadolu'ya, Siirt'e, Van'a falan gelecekse oho oralar daha da eski. Kanuni zamanına falan sarkıyor gibi. Yavuz'un Dulkadiroğlu'nu bitirmesi, Çaldıran, Mercidabık bu tarz savaşlar bizim Güneydoğu Anadolu'da edindiğimiz devletler, şehirler. Yani düşün ne kadar fark ediyor. Haliyle aslında bu devletleri, Balkan devletlerini biz bayağı uzun süre yönettik. Bayağı bayağı uzun süre. Yani dediğim gibi ben iyiydi, kötüydü, şöyle eziyordu, böyle yapıyordu gibi bir taraf tutma yorumu yapamam. Ama en azından şunu biliyorum. Bir devlet bu kadar kötüyse kalıcı olamıyor arkadaşlar. Bir nesil, iki nesil, üçüncü nesil değil. Bugün zulümleri gayet tarihte böyle ispat edilmiş Fransızlar, İngiliz sömürüleri bile işte 100 yılda, 200 yılda silah zoruyla girdikleri yerlerden bile hatta çok iyi sistem kurmuş olmalarına rağmen atıldılar. İnsanların dilini, dinini, ırkını, her şeyini bozdukları halde kalıcı olamadılar. Ben bu bakış açısını kazandıktan sonra klasik bir muhafazakar çevrede büyüdüğüm için Roma'yı da biraz pagan, böyle kötü görüyordum Roma İmparatorluğunu. Ama Roma İmparatorluğunu düşünürsen bütün Akdeniz devletlerini neredeyse bin yıl falan yönetiyorsun. Yani hani bu öyle kolay olacak şeyler değil. Zulüm makinasıyla olmaz. Demek ki bir rıza ilişkisi varmış. Haliyle o tarihte de rıza ilişkisi olduğu halde diyor bahsettiği o. Bugünün tarihçileri hala eski efendilerine öyle çok da adil davranmıyor diyor. Osmanlı tamam şu şu hatası vardır ama şu sayede de bizi korudu kolladı falan demiş. İşte bunu yapanlar çok az. Benim bildiğim bir Macaristan biraz daha onlar da nasıl gaza geldi hiç anlamıyorum ya. Adamlar birden Türk birliğine, Turan birliğine falan üye oluyor. Macaristan Başbakanı bayağı Kazakistan'da Türk kıyafetleri giyiyor. Herif bayağı Türk olduğunu falan düşünmeye başladı. Bu Macaristan enteresan. Onunla ilgili ayrı okumalar yapmak istiyorum. Diğer bir husus mesela örnek veriyor gene kitapta. Hindistan'a örnek veriyor. İngilizlerin falan Hindistan'da yaptığı zulümler, ortada yaptığı işkenceler belli. Ama ona rağmen hala Hindistanlılar çok da tarafsız kalamıyor. diyor. Yani anlattı o. O tarih yazımı, modern tarih yazımı özellikle eğer ulus devlet, milliyetçilik çerçevesinde bir amaca yönelikse öyle çok da tarafsız olmuyor diyor. Özetle. Bernard Lewis hocanın bu kitabı ile ilgili söyleyecek başka bir şeyim var mı? Notlarıma bakıyorum. Yok. Temel olarak işte bunlar. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Umarım bu videolar faydalı oluyordur. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince gene tavsiye vermeye çalışırım. Hani daha önce de belirttim böyle bir hazırlık falan yapmıyorum. Kitabı okuyorum. Yani kamerayı açıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Notlarımı okuyorum. Size aklıma gelen bazen isimlerde çok takılıyorum dediğim gibi kusura bakmayın. Tamamen ezberden. Burada söylediğim her şey ezberden. Kendi zihnimdeki müktesebattan söylüyorum arkadaşlar. Haliyle biraz hatam olabilir, yanlış söyleyebilirim. Düzeltirseniz sevinirim. Ama olayın özetini şöylece toparlayacak olursak tarih, hatırlanan tarih, yeniden canlandırılan tarih ve kurgulanan tarih olarak üçe ayrılır. Detaylarını videonun başından sonra tekrar izleyerek duyabilirsiniz. Kolay gelsin.